2011 yılında İstanbul Avcılar'daki evinden şüpheli bir şekilde kayıplara karışan Güldane Biçer'in kardeşi Melek Kurt'la bir aradaydık. Kız kardeşim 2011 yılında 9. ayın 17'sinde kayboluyor. Bize 2 gün sonrası haber veriliyor. Osman Biçer haber veriyor, eniştemiz yani. Babam da dedi ki kızım biz gidelim bir öğrenelim bakın neyin nesiymiş. Gidiyorlar ama kapıyı açmıyorlar. Niye ailesinden herhangi birisine evde o kadar kalabalık olmasına rağmen hiç kimsenin bir bilgisi yok. Ablasının eşiyle sık sık kavga ettiğine dikkat çeken Melek Kurt kaybolmadan bir gün önce yine tartıştıklarını hatırlatıyor. Kız kardeşim kaybolmadan bir gün öncesi kavga ediyorlar. Evdeki olan hasta Osman eniştemin erkek kardeşi var. Kız kardeşim bakıyordu. Bunalmış artık demiş ben hasta bakmak istemiyorum. Ailesine gönderin ailesi baksın. Dedikten sonra artık hani eniştemi de dövdükten sonra demiş ben artık senden boşanmak istiyorum, dayanamıyorum seni, çekemiyorum demiş. Boşanmak istedikten sonra zaten kayboluyor ortadan. Ablasının kaybolduğu haberini veren eniştesinin bir başka erkeğin varlığından söz etmesini de hayli şüpheli buluyor Melek Kurt. Diyor, telefonda birisiyle görüştü, Murat isminde birisiyle. O kişiyi biz araştırdık, bulduk. O kişiyle sadece 5 dakika 10 saniye görüşme yapılmış. Adam da ben ablanızı hiçbir şekilde görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum dedi bize. Sadece bana telefon etti. Telefon ettiğinde bana söyledikleri bu. Ben eşimden kurtulmak istiyorum. Eşim sürekli olarak bana darp uyguluyor. Çocuklarımla beraber bana bir yer edinin. Ben de dedim ki dedi adam ben sizi kabul edemem. Tanımıyorum çünkü tanımadığım insanı nasıl kabul edebilirim? Dedi kapattım dedi. Genç kadına göre yıllardır yaşadığına dair en ufak bir belirtiye rastlamadığı ablasının ortadan yok olmasından eniştesi sorumlu. Ben başına bir iş geldiğinden düşünüyorum. Yoksa o annemsiz hayattaki olmazdı. Çocuklar ki asla bırakıp da bir yere gitmezdi. Ben Osman Biçer yani eniştemiz olan kişiden şüpheleniyorum. Şüphelenmemin sebebi de zaten hani bu zamana kadar hiçbir hastanede ya da ne bileyim muayene olmasında hiçbir kimlik hareketi yok Müge Hanım. Ablamı biz bulmak istiyoruz. En azından Allah rızası için gören, bilen, duyan varsa başına bir iş geldiyse, bir iş getirildiyse Müge Anlı programını arayıp en azından destek olmak amacında bize yardımcı olsunlar. Hayatım öncelikle sana şunu söyleyeyim. Senin kız kardeşin kaybolduktan sonra polis onu hiç bulmamış. Nasıl yani? Bulmamış. Hiç öyle bir şey yok. Siz gittiniz karakoldan böyle bir bilgi mi aldınız? Evet, karakolda kardeşim gitti. Hatta bundan 2 hafta öncesi de gene gitti. Kız kardeşiniz dedi. Kağıdı imzalamış, görüşmek istemediğine dair diye. Öyle o bildirim aldı. Her sene de gidiliyor ve soruluyor. Her sene de aynı olaylar söyleniyor. Nereye soruyorsunuz? Hangi karakol? Avcılar Frisköy karakolu. Polis karakolu. Sistemde öyle bir şey gözükmüyormuş. Bakalım tekrar. Şimdi bu Güldane kaybolmadan önce 14 yıllık evli. Yani evet. Bu 10 yılla 10 yılda mı 14 yıl yoksa kaybolmadan önce 14 yıllık evli miydi? 14 yıllık zaten evliydi. 2011, evliydi. Evet. 1997 yılında evlendi. Anladım. 32 yaşında kaybolduğunda. Evet, 32 yaşında evet. 3 tane de çocukları var. Evet. Ne iş yapıyordu eşi? Eşi muslukta çalıştığını biliyorum. O zaman öyle söylemişler. Tam olarak bilmiyorum ne yani. Ne demek musluk? Bu bakır musluk diyorlar. Bakır musluk da musluk yapımında. Tesisatçı mı yani? İmalathanede mi? İmalathane bilmiyorum. Bir fabrikada çalıştığını biliyorum. Başka da bilgim yok yani. Anladım. Kız kardeşin çalışmıyordu. Yok kız kardeşim ev hanımı. Onun pek hani okuma yazması olmadığı için on normalde pazara göndermez. Pazar çarşı nedir bilmez. Alışveriş yapacak hani o durumları yoktur. Eniştem göndermez zaten. Çok kıskanç bir adamdı. Dışarıda komşular çay içermiş mesela. Çağırırlarmış. Güldane hadi gel beraber çay içelim. Yok Osman gelirse bana kızar. Ben bu şekilde dışarı çıkamam. Osman izin vermedi diyerek. Ha, senin kardeşin dışarı da çıkamıyordu yani. Yok dışarı çıkan bir insan değil. Sadece çocukların şimdi okula gidiyor. Şöyle bir şey var. Okuma yazması yoktur. Çarşıda pazarda alışveriş yapamıyordur. Evet. Eşi de der ki sen yapma ben yapayım onu anlarım. Yok hayır öyle değil. Eniştem kıskanç olduğu için dışarı göndermek istemezmiş. Ondan ama dolayı. Ama kıskançlık değil ki kıskançlık bilmiyorum. Bu değil yani. Ya bilmiyorum hani evden dışarı göndermeyen bir insan olduğu için hani bir şey yapamıyorsunuz o anda. Bizim de bu durumdan zaten haberimiz yoktu götürüp götürmediğinden. Kim söyledi sonra size ben sonra böyle dışarı işte, falan çıkartmadı bu olaylar kız kardeşim kaybolduktan bir gün sonrası biz zaten oturduğu mahalleye gittik. Mahallede araştırma yaptık. Arkadaşlarına sorduk, arka tarafta komşularına sorduk. Yani siz kız kardeşiniz kaybolana kadar anne baba biliyor şiddeti ama siz bilmiyordunuz şiddete uğradığını. Yok, biz nasıl bildik? Ben en son annemlerin oraya gezmeye gittiğimde söyledim. Anne dedim neden bu şekilde geldi? Kızım nasıldı dedi, yüzü gözü yani böyle dışarıdan bakıldığında anlaşılıyor muydu? Dışarıdan bakıldığında çok rahatlıkla anlaşılıyordu. Gözünün buradan burası mosmordu. Bu sırtının kol kısmında morarlık vardı. Anne dedim niye dedim sahip çıkmıyorsunuz? Madem bakamıyorsanız ben götüreyim bakayım dedim. Kızım dedi söz veriyor her seferinde aynı olayı yapıyor. O zaman dedim anne vermeyeceksiniz.
O zaman üç kere böyle şiddetten kaçıp anne babasının yanına sığınıyor. Evet, sığınmış. Baba da tekrar evine geri gönderiyor. Babam da demiş hani kızım aile arasında olur ama hani bir daha yapmasın. Osman'a da söylemiş, bak oğlum niye senin dövüyorsun? Senin baban da döver miydi anneni? Annem evet döverdi. Ondan kaynaklanıyor işte. Çünkü hani babam 82 yaşında. Adam kendisi dövünce kızının da dövülmesini aile yani arasında sonuçta olur diye yorumluyor. Yani. Evet, hiç o şekilde şey yorumladınız zaten. Bunu anlamakta da güçlük çekiyorum biliyor musun? Yani insanın evladı yani adam ona böyle bir eziyet ediyorsa ya nasıl evladına kapını açmazsın? Yani evlendi diye ömür billah o kişiyle ya bu hani şekilde evliliğini sürdürecek diye bir durum yok ki. Ha arada ufak tefek başka türlü tartışmalar çıkar. Tabii ki orada anneler ona babalar razı devreye girer anlarım ama artık ya yani yüzünü morartmış bir adama tekrar o kızı göndermek. Üç yani tane bu kayıpta anne babanın da hatası var yani. Evet var, yok değil. Annem göndermese zaten razı değildi. Babamdan kaynaklanan. Babam annen de babana karşı söyle çıkamıyordu. Yani o şekilde. Gerçekten bu şiddet olayını nasıl bu ülkeden temizleyeceğiz ben anlamadım. Yani bir de hani insan en sevdiğine nasıl kıyarda vurur onu da hiç anlayamıyorum. Hani sokakta biriyle kavga etmekle evdeki kişiyle kavga etmek arasında da bir fark olmalı. Diyalog kendi aralarında insanlar zaten hani kavga nedir ya da ne bileyim hani bu olaylar nereye gider nasıl düşünceleri yok ki. Düşüncesiz insan olduğu için yapacağımız başka bir şey kalmıyor geriye. Sonra siz kız kardeşinizin kaybolduğunu damat size haber veriyor. Enişteniz. Evet, evet. Sonra siz gittiniz o eve hani oturdunuz böyle ne yaptı ne etti falan diye böyle bir konuştunuz mu sohbet ettiniz biz mi? Biz gittik zaten aramaya gittiğimizde polisler geldi direkt biz varmadan önce. Kapının önünde vardık polisler ne oldu dedik. Dedi siz buraya dedi Osman Biçer'i dövmeye gelmişsiniz. Ya biz Osman Biçer'i dövmeye gelmedik. Olaylar nasıl olduğunu anlatması için biz onun yanına geldik dedim. Ya Osman Biçer polis çağırmış. Evet polis çağırmış kendisi. Ben dedim aradım enişte biz geliyoruz dedim babamlarla beraber dedim. En azından ne oldu ne bitti bize anlat. Biz de öğrenelim hani neyin, hangi durumda nasıl oldu ya da herhangi kimde. Siz başka bir şehirde miydiniz? Hayır başka bir şehirde değildik. İstanbul'dasınız. Evet biz ben Beylikdüzü'nde annemleri Yeşilkent mahallesinde. Yeşilkent dediğinizde yine Avcılar değil mi? Evet Avcılar Yeşilkent. Tamam şimdi Osman Bey bizi izliyordur telefonunuzu açmadığınızdan belli. Oysa sizin eşinizi arıyorum. Çocuklarınızın annesini. Evlendi mi sahi ondan sonra? Ondan sonra ikinci evlilik yaptı. İlk evli herhalde 4,5-5 ay sürdü araştırmalarıma rağmen ben öyle araştırdım. Ha, eşi kaybolduktan sonra iki kere mi evlendi? Evet iki kere. Sonuncu eşi de erkek kardeşinin karısını aldı. Erkek kardeşi kendini astıktan sonrası. Erkek kardeşi ölmüş müydü? Asmış kendini. Kendini asmış. Kendini erkek asmış. Evet. Nereli onun bu aile? Onun karısını alıyor. Efendim? Nereli bu aile? Çankırı, Kızılırmak. Karalı köyünden. Biriyle evleniyor, 4 ay, 5 ay sürüyor. Evet. Sonra erkek kardeşi intihar edince onun eşiyle evleniyor. Evet. Şu an onun eşiyle. Şu anda işte bir yıllık, 1,5 yıllık evliliği var tahminen. 2,5-3 aylık çocukları var. Vay be. Evet daha neler duyacağız diye buradayız. Hakikaten daha neler duyacağız. Her gün yeni bir yaşıma daha giriyorum. Yani bazı olaylar bazı bölgelere böyle şey yapılıyor ya. Etiketleniyor yani orada böyle olur falan. Hiç öyle değil işte yani. Her yerde her şey var. Ben görüyorum. O yüzden hiç sevmiyorum mesela işte hani oralılar belki böyledir. Buralılar şöyledir. Hiç oralılar buralılar yok yani. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. İşte olaylar bu şekilde herkes için devam ediyor demek ki. Erkek kardeşinin asılmasından, ölümünden sonra hanımıyla evlendiğine göre acaba erkek kardeşinin intihar etme sebebi ölmeden evvel tekrar hanımıyla olan bir merhabası mıydı? Hiç bilmiyorum. Şimdi öyle olmasa da insanın aklına gelir aklıma mi dersin? Gelir. Gelir. Benim aklıma geldiği için söylüyorum. Ha, gelir. Yani olmaz. Olması mümkün ama yani hayır, intiharın yani sebebi olmaz. Adam belki de lanet olsun bu dünyaya diye onlara bir şey yapmadan kendine belki kıymış olabilir. Ama tabii böyle bir şeyin olmaması ya öz kardeşin hanımı eğer varsa tabii. Doğru mu yani bu? Emin evet, misin? Eminim evet doğru. Ya ben bu tip şeylerde sadece çünkü araştırdım arkasında oluyorum. Yani ben bu konunun arkasında çok durdum. Şöyle tedirgin oluyorum. O zaman eğer hani böyle bir şey düşünüyorsan yani bir bayramda, seyranda, misafirlikte oturduğun zaman demek ki nasıl anlatacağımı bilemedim. Siz daha doğru anlatırsınız ama demek ki bir ters ya, gözle bakış varmış. Evet, ya oysa insan öyle düşünmez yani eşinin, erkek hani kardeşinin en korumasız olduğunuz, en rahat olduğunuz, sana bütün en kendinizi güvende hissettiğiniz yer aile ortamı. Sonuçta aile ortamınızda
böyle bir bakışın olabileceği ya da böyle bir niyetin olabileceği ihtimali çok tedirginlik çok verici çirkin. Bir durum. Mesela yani siz şimdi üç erkek evet, kardeşsiniz. Evet. Yani oturduğunuz zaman işte mesela bir aile sofrasında. Evet yani şimdi, çok tedirginlik verici evet, bir durum. Hiç olacak iş değil yani. Yani bana benim ne gözle bakar çünkü herkes kardeştir artık. Sınırlarım kabul etmiyor onu yani. şey söyleyecektim. Şimdi mesela diyelim ki eşin eve gelmiyor. Ben şimdi erkek olsam, benim karım o gece eve gelmese. İşte ilk nerede ararım ben karımı? Ben ilk önce eşimin ailesini ararım. Yani atlarsın gidersin, atlarsın gidersin kayınvalidine, kayınpedere. Ya dönmedi eşim eve, size mi geldi dersin? Yani o yüzden soruyorum. Niye iki gün sonra sizin haberiniz oluyor? Niye o gün atlayıp da kayınvalidesine, kayınpederine gidilmiyor? Ya bir dakika siz de bir arayın, karım evde yok. Ya da gidersin. Evden kaçacak olsan nereye kaçarsın? Kendi yine anne babanın kendi yanına. Kendi aileme kaçarım. Hı. Ya da kız kardeşim, ben mesela kız kardeşime telefon numarasını verdim. Benim verdiğim telefon numarası yastığın altında duruyor. Bir de üstünde kendi ismim yazıyor. İsmim yazmasına rağmen hani olur dedim, bir şey olur, bir sıkıntın olur, bir derdin olur. Direkt beni ara. Ben sen nerede olursan ol, ben seni gelir bulur alırım. Bu kaybolmadan önce. Evet, kaybolmadan bir ay öncesi. O da dedi ki tamam, yastığımın altına koyacağım söz dedi. Nereye gidersem gideyim dedi. Babamlar sahip çıkmazlarsa gene dedi. Bir ümit kapılarına varırım. Eğer ki varma, beni kabullenmezlerse ben senin yanına geleceğim, söz veriyorum dedi. Benden başkası da kimseyle öyle görüşmezdi. Hani içini derdini sıkıntısını anlatmazdı. İçine kapanık bir insandı. Sokakta herhangi birisine tutup sohbet edebilecek bir insan değil zaten. Peki bunları nereden öğrendiniz? Evden ayrılırken yanına para ya da herhangi bir kişisel eşyasını almamış. Poliste ifadesi vardı çünkü. Eşinin mi? Evet, eşinin ifadesi var. Yani siz o saatten sonra hiç eşiyle görüşmediniz mi? Eşini ben defalarca aradım. Eşini ben aramama rağmen her seferinde ya polisle karşılaştım. Ondan sonra zaten 2-3 ay sonrası telefon numarası hepsi değişti komple. Şimdi bak, şurada haksızlık yapmak istemiyorum ama. Arayıp da küfür edip sen kız kardeşime ne yaptın falan diye mi böyle davranıyorsunuz? Yoksa hani yok, böyle mantıklı bir şekilde gel oturdum. Erkek kardeşlerim evet yaptılar. Ne oldu, sen ne yaptın, bu duruma getirdin dedi. O da dedi, işte hani sinkaflı küfürler söyledi. Erkek kardeşim de ya dedi, bir insan dedi, karısının evde ne yaptığını, nasıl ettiğini, telefon numarası olmadığını ya da telefon olup olmadığını bilgisi olmaz mı dedi. Sen nasıl bir karakterde bir insansın bu şekilde yapabiliyorsun ya dedi. Canım yani şimdi öyle söylendi. Bir erkeklere de böyle bu kadar da şey yüklemeyin. Kadın yapıyorsa adam ne yapsın yani? Yok anam. Hayır, onu yüklemek amacında değil. En azından yapıyorsa gelip ailesine demesi lazım ki anne baba. Peki dedi mi böyle, başkasıyla görüşüyor demiş mi? Evet, şeyde söylemiş, polis karakolunda bilgisi var. Söylemiş. Ne demiş? Bir kişiyle, Murat isminde bir kişiyle görüşüyordu demiş. Ha, onu gördüm demiş. Onu gördüm demiş, evet. Ve de zaten o gün gece gitmeden öncesi hani boşanalım diye de kavgası da olmuş. Kim boşanmak istiyormuş? Kız kardeşim. Ama senin kız kardeşin de çok çok da güzel bir kızmış anladığım evet, kadarıyla. Çok güzel. Bu fotoğrafı mı var bir tek ya? Uzun bir 75 boyunda. Bunlar da biz çektiğimiz fotoğraflarımız. Başka fotoğrafı yok mu? Bakayım. O ne da kadar, ne kadar bu da ay geçmişte kalmış işte, bakar mısın, insanların elinde bir fotoğrafımız kalıyor. Ama senin kardeşin de çok demek ki aklı yerinde değil. İnsan zaten televizyonun değil, altından geçen telefon numarasını arayıp da gel beni al der mi? Zaten diyorum Emine. Belki de aldı adam. Kendini ifade edemeyen bir insan. Diyorum yani 8-9 yılda ilkokul 1. sınıfı bitiren bir insan. Ben ondan sonra girdim. Ben mesela hani takdirle teşekkürle geçtim. Onu ama öğretmenler o kadar üstüne düşmesine rağmen de okuma yazmayı öğrenemedi. Kendini ifade edemeyen bir insan zaten diyorum, hani kendini ifade edemiyor. E ama nasıl o zaman telefon numarasını alıyor da arıyor adamı? İşte ben de onu anlamıyorum. Okuma yazması olmayan bir insan nasıl yazıyor? Ya da nasıl arıyor? Onu o zaman bir komşusundan falan rica etti. Belki bizi izleyen ev sahibinden almış telefonu. Kadın diyormuş işte bize gittiğimizde biz kaybolmadan bir ay öncesi. Ben yanlışlıkla onu görmeye gittim de üst katın ziline basmışım. Bilmiyorum çünkü ilk gittim evine. İlk gittiğimde kadın dedi ki aşağı girmeden bir yukarı gelir misiniz dedi. Madem de kardeşisiniz dedi. Biz babamla beraber çıktık yukarı. Kadın kahve hazırladı. Biz de kahve hazırladığı sırada dedi ki amca dedi. Bu kızını dedi, bu adamın elinden kurtar dedi. Bu adam sürekli olarak döven bir adam dedi. Artık biz çünkü dayanamıyoruz. Daldan dala atlıyorsun. Bu öncesi yani. Evet öncesi. Bir ay öncesi zaten. Ha, bir ay önce sizin üst kat komşu alın kızınızı dedi. Evet alın dedi. Tamam, peki bunun eşi nereden öğrenmiş bu Murat'la konuştuğunu? İşte telefonda yakalanmış, ev sahibimiz söylemiş, orasını bilmiyoruz. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Biz sadece o polis karakolundan duyduğumuz duyumlar, çıktığımız TV kanalından öğrendiğimiz duyumlar. Başka bilgimiz yok. Ev sahibiyle hiç konuştunuz mu? Ev sahibi bize ondan sonra kapısını açmadı ki.
Bu televizyona çıktı, kendi damadı bağlandıktan sonrası biz zaten bağlantı yoktu. O yüzden. Kötü. Dur bakalım. İnşallah şimdi bir tanıyan bilen var. Dediğim gibi 10 yıl geçmiş üzerinden. Gerçekten zor. Yani eğer ortadaysa zaten şimdi seni görünce arar diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi çocuklar kaç yaşında oldular? Bıraktığında kaç yaşındaydı çocuklar? Çocuğun birisi 9-10 yaşındaydı. Şu anda 19 yaşında çocuk. En büyüğü. İkinci 15 yaşında, diğeri 13 yaşında. Çok küçükmüş o zaman bıraktığında. Evet. Yani biri 5, biri 3 yaşında. Evet. Nasıl bırakmış peki çocukları? Tek başına mı evde bırakmış? Tek başına evde bırakmış. Demiş babam beni çağırıyor, yukarı gidip gelmem lazım. Eline sadece bir poşet alıyor, poşetin içine ne koyuyorsa. Çocuklarla konuştun mu bunu? Çocuklarla konuştum, konuşmaya çalıştım ama çocuklar da hiç bilgi vermediler bana. Hayatım, çocuklar demediler mi işte hani annem böyle böyle yaptı, siz burada durun ben babana gidiyorum falan dediler mi sana? Baban çağırdı demişler, başka da bilgisi yok yani, söylememişler zaten. Hayır. Anne giderken çocuğuna ben gidiyorum demiş mi yani? Ben gidiyorum demiş. Babam beni çağır demiş. Yeşil Camii'nin oraya gidiyorum demiş. Tamam, poşetin içine ne koymuş? Poşetin içine birkaç parça, sadece bir iki tane etek, bluz koymuş. Başka da bir şey koymamış. Yani aslında evden kaçmış. Evet, öyle diyorlar. Ama tam olarak hani biz görmedim için bilmiyoruz. Bilgisi yok. E şimdi siz bir tek Murat'ı biliyorsunuz da o geçen numaraları eğer aramayı kafasına koyduysa Murat'la da konuşur. İşte Hasan'la da konuşur, ne bileyim yani. Hani o zaman mesela ya da ev sahibinin telefonu alınıp araştırması yapılması lazımdı. Yaklaşık 10 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamayan 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in kaybıyla ilgili iddiaların odağındaki isim eski eşi Osman Biçer'di. Dövmedim diyor ya. Evet. Bir sefer geldiniz, ablamı götürmediniz mi babamın yanından? İsmail abi de dedi ki olmuş, aile arasıdır. Bırak da gidelim, götürelim dedi. Doğru mu değil mi? Allah için söyle. Ben dövüyordum da. Polisi var, karakolu var. Hayır, sanki polis sevmem. Herkesin yanında birer polis var. Polis her şeyi görsün. Polis nereden bilsin seni evde? Doğuyorlar, doğuyorlar diye. Ailesinin söylediğinin aksine Güldane Biçer'in kendi rızasıyla kaybolduğuna dair herhangi bir ifadesinin olmadığı da öğrenildi. Ablam ben kayıp değilim diye bir ifade vermemiş. Öyle bir kağıt imzalamamış. Böyle bir bilgi öğrendim. Siz diyorsunuz ki kardeşim kaybolduktan sonra gitmiş, ailemle görüşmek istemeyeceğim bir ifade vermiş. Bizzat polisler bana söyledi. Ama vermemiş böyle bir ifade. Güldane Biçer'in başka bir erkekle telefonla görüşüne dair iddiaların kaynağı ise o dönemki ev sahibiydi. Yaşananları yazılı olarak ileten ev sahibinin anlattıkları hayli dikkat çekiciydi. Osman, senin karın benim telefonumdan başka adamları aramış. Bize böyle şeyler ters, siz kendinize başka ev bakın. Biz böyle şeylerden hoşlanmayız dedim, uyardım. Ertesi günde Güldane evi terk edip çocukları da evde bırakıp gitmiş. Güldane'nin okuma yazması vardı, bana gazetede okurdu. Ben Güldane'nin ailesine Osman kızınızı çok dövüyor, alın götürün buradan demedim. Osman Biçer eşinin başka bir erkekle görüştüğünü öğrendiği an nasıl tepki gösterdiği sorusuna da yanıt verdi. Benim kocam için böyle bir şey söylense hani ben çılgına dönerdim. Siz ne yaptınız? Hayır ablam, ben hiçbir şey olmadı. Ben dondum kaldım böyle, karı kızıyla geldi eve. Babam tamam. O akşam sen işte neden cuma günü evden işe geldim ben. Yemek yiyecektim. Yemek daha yemeden önce dondum kaldım. Yaptıklarına inanamadım. Aslında siz eşinizin size ihanet ettiğini öğreniyorsunuz açıkçası. Evet. Tamam, evet. Yani telefonla onunla bununla fark etmez. O kadar üstüne düşmedim efendim. Ya nasıl abla, düşmüyorsun ya? Nasıl düşmüyorsun? Ne yapabilirim? Olmaz böyle bir şey ya. Zaten ev sahibi söylemiş düzgünce. Osman böyle birisiydi, böyle birisiydi. Hala bunlar neyin davasını gidiyor? Hangi biz ablamızı arıyoruz. Senin ablan saçma. Benim de öldü dediğim anne. Yayınımız sırasında karı koca arasında telefon tartışmasının olduğu da anlaşıldı. Karısından şüphelendiğini saklamayan Osman Biçer o yüzden de telefon almadığını söyledi. E tamam da daha evvel almışsın, insan hani üçü beşi eder gene alır eşine. Niye almıyordu? Çünkü konuşuyordu değil mi sağla solla? Evet. Yani okumuşluğu, ona mani olamıyordun. Okumuşluğu yok diyordu ya. Buna değil okumuşluğu. Her şeye kafası zehir gibi çalışıyor. Ne yapıyordu o telefonla? Yani, konuşuyorduk, arıyordum. Ben iş yerinden arıyordum. Tamam, o başkalarıyla konuşuyordu herhalde. Evet. Değil mi? Yani ben kimlerle konuşuyordu? Bir sürü konuştuğu varmış. Aslında sen eşinin bu 3 ay evvel bu eve taşınmadan önce de yine birileriyle bu telefondan görüştüğünden şüpheleniyordun. Gel sen doğruyu söyle. Öyle bir şey yok. Yani, güveniyor muydun tamamen? Soğukluk vardı. Bana karşı çok denişliydi eşim. Semt pazarlarında tezgah açan Osman Biçer'in karısının kaybolduğu gün eve erken dönmesi de dikkatlerden kaçmadı. Nasıl 3-4 gibi pazarı bırakıp geliyorsunuz? Pazarcılar pazardan 9-10'da eve geliyorlar. Ben öyle geliyordum ablam. 3'te 4'te
Ama olur mu tam 3-4 işte pazarın en cüzdük zamanı. Sabah giderdim, 9'da giderdim. Böyle büyük bir tezgahımız yok. Tezgahımız yoktu yani ben toplayıp geliyordum. Pazar tezgahı için ücret ödüyor muydunuz? 2 milyon ödüyorduk ablam. Ödüyordunuz. Yani. O zaman bırakmazsın abi tamam neyse o zaman. O zaman o iş bitti ya. Sen niye o gün eve erken döndün onu bir düşün bakalım. Annesinin nasıl kaybolduğunu anlatırken babasıyla birlikte gözyaşlarına boğulan Barış Biçerse annesinden hiç sevgi görmediğini ileri sürdü. Annem herkesin annesi gibi değildi diyorsun. Evet. Mesela? Bir çocuk ne ister annesinden? Sarılıp koklamak ister, öpmek ister, sevilmek ister. Hiçbir şekilde öyle bir şey yoktu. Babamla yan yana yatıyorduk, onunla yatamıyordum ben. Bana kızacakmış gibi geliyordu. En son aradığı kişiye de beni kurtar diye söylediği konuşuyor. Yani beni buradan kurtar. Ne vardı ki oradan kurtulacak? Her defasında karısının bir başka erkekle gitmiş olabileceği ihtimalini seslendiren Osman Biçer, karısının çevresinden duyduğu sözlerden etkilendiğini savundu. Yani kim ne derse sen güzelsin, boylusun, postlusun. Öyle kimler yani. Kimler söylüyordu onlara? Kim diyordu sizin eşinize boylusun, postlusun? Kendi diyordu bana. Kim diyormuş kim? Ben işten geldikten sonra pazarın sokağında oturdum. Öyle diyorlardı. Orada bir dönerci karı ne vardı? O diyormuş. Sen çok uzun boylusun, evet. Sen çok güzelsin. Bu adamdan daha uzun boylu birine layıksın geliyor laf yani. O zaman ben, şu demek bu. Gel ben seni şununla tanıştırayım'a gider. Yani, aynen dediğin gibi. Benim onun şehidime işte, göre o. Aklın yolu bir. Benim demek istediğim gelinim çok iyiydi. Gelinim o dönerci yanına varınca geldim benden soğudu. Ev sahibine demiş ki birisi var benim peşimi bırakmıyor demiş. Demek istediğim o. Osman Biçer'in karısının kaybolmasından kısa bir süre sonra boşanma davası açması da dikkat çekici bir ayrıntı olarak gündeme geldi. Şimdi mesela benim merak ettiğim bir şey daha var. Siz eşiniz kaybolduktan 2 yıl sonra onu gıyabında boşamışsınız. Ne yapacaktım efendim? Ne yapacaktım? Boşanma evde ne yapacağım? Öyle mi duracağım? Gidenin ardına oğlum da mı gitti? Evet, terk etti gitti. 3 tane çocuğumu üstüne. 3 tane çocuğu bıraktı gitti. Ne yapabilirim? Gitti. Söyle benim yerime kendin kızı kom. Kim size bu şekilde hani boşa dedi hemen? Ben gittim ben kendim mahkemeye. Kim bu? Kimse değil ne mi? Kadar zaman sonra gittiniz? 5-6 ay. 5-6 ay evet, beklediniz. Evet. Peki 3 çocuğunun annesinin evi terk etmesi üzerine Osman Biçer ne yapmıştı? Kime haber verdi, ne zaman kayıp başvurusunda bulundu? Siz hani o gün 3'te 4'te geliyorsunuz ya bakıyorsunuz çocuklar da evde. Hemen aradınız mı kardeşlerini? Aradım, arabalarımı aradım. Beni aramadı. Onlar 2 gün sonra aradı diyor da onu babam da... Babam aradı, babam o gün akşam geldi. Müge Hanım beni aradı saat 8-8.30 yok, bir dakika, arasında. Sen yoktu, sen nerede aradın ben seni? Kimi aradınız? Sen arama, kaynatımı aradım. Hemen mi aradınız? Evet, o gün akşam, cumartesi günü akşam hemen aradım, sağa sola aradım ben. Anladım. Kaynatanızla ne dedin? Gülcan'a dedim eve geldi mi dedim. Çocukların üstüne çıkmış gitmiş dedim. O da geldi akşam konuştuk ettik gitti. Siz gittiğinde tamam. Aslında eşiniz evet. Bir başkasına gittiğinden emindiniz. Yani evet. Emindiniz. Yani evet, size söyledi mi? Evet ben adamları aradım çünkü kurtulmak istiyordum. Bir şey demiş yok, olması lazım. Yok öyle bir şey demedi. Eşinin konuştuğu Ankara'daki kişiyi telefonla aradığını kabul eden Osman Biçer'in daha sonra yaşananlarla ilgili anlattıkları ise Güldane Biçer'in kardeşlerine inandırıcı gelmedi. Numarayı aldım, aradım. O günü ulaşamadım. Ertesi günü, cumartesi günü açtı. Sen kimsin dedim, benim eşimle konuşuyormuşsun ne diye. Orada bir daha hiç ulaşamadım o adama. O sana ne cevap verdi? Ben Murad'ım dedi, ne bir şeyler dedi de bana. Unuttun. Evet. Yani o zaman konuştuk. Ben fazla uzun sürmedi. Ben kapattım telefonu. Sen benim karımla sen kimsin dedim. Sen ne konuşuyorsun, ne diyorsunuz dedim. Ondan sonra telefonu kapattı. Cumartesi günü bu konuşmayı yaparken kadın yine evde miydi kahvaltıda falan? Sabah kahvaltı yaptım çıktım ben evden. Onun yanında aramadın yani? Yok. Akşam yanımızda aradım. Akşam. Akşam aradım. O zaman akşam. Yine eşinin yanında aradın sen o adamı. Cuma günü aradım. Evet pardon. Eşinin yanında aradın. Evet eşimin yanında aradım. Tamam adam da sonra telefonu kapattı. Kardeşin değilmiş dedim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Numarayı dedi televizyondan aldım dedi. Konuşuyorduk dedi. Ha söyledi yani. Evet. Güldane'ye sordum sen ne yapmaya tamam, çalışıyorsun? Yani sen o telefonu niye açtın? Ha. Çünkü eşinin sana söylediklerine güvenmedin. Eğer güvenseydin evet. O telefonu da açmazdın. Yani evet. Heh. O telefonu açtığında insanın bir niyeti olur şimdi bak bir şey yaparken. Ayrılmak istemiyorsan o zaman ardına düşmezsin. Çünkü madem 3 çocuğun var dursun diyorsan o evet. Zaman bu konuşmayı yapmazsın. Yaptıysan bunun karşılığı neydi? Yaklaşık 10 yıldır kendisinden haber alınamayan Güldane Biçer'in kaybolmadan bir gün önce eşiyle tartıştıkları ortaya çıktı. Şimdi her şey 16 Eylül'de oluyor. Ev sahibi sana geliyor, senin karın erkeklerle konuşuyormuş, biz böyle şeyleri kabul etmeyiz, evden çıkın diyor. Eşinin bir erkekle görüştüğünü ev sahibinden öğrenen Osman Biçer, bu kişiyle yaptığı görüşmeyi de anlattı. Aradım, kim olduğunu anlamaya çalıştım. Tamam, aslında ben ne dedin? Eşim arayıp konuşuyormuşsun dedim, onun mesela kapattı telefonu, kısa kesti, telefonu bir kısa daha ulaşamadı. Kısa kesti derken ama ne dedi de kısa kesti, ne dedi?
dedi? Ben konuşmuyorum dedi. Bir de küfür etti demişti. Ben ona ettim. Sen kimsin, kimsin, nesin diye ben ona kötü söz söyledim. Eşinin başka bir erkekle görüştüğünü öğrenen Osman Biçer, acaba o akşam karısına nasıl tepki göstermişti? Sen eşini kıskanıyor muydun, kıskanmıyor muydun? Hayır. Gel doğruyu söyle. Kıskanmıyordum hanım. Niye kıskanacağım? Kıskanıyor, kapı dışarı bırakmıyordu diyor komşuları. Hayır, öyle bir şey yok. Gece adam aradı diyoruz. Ben dondum kaldım, hiçbir şey söylemedim diyorsun. Olmaz. Güldane Biçer'e eşinin zarar verdiğini savunan kardeşleri ise evlilikleri boyunca ablalarının anne ve babasının evine bile gidemediğini iddia ettiler. Ablam bile çok kaçak gelirdi oğul Barış'la birlikte. Niye? İzin vermezdi. İzin vermiyordu. Yalan, her şey yalan. Kaçak gelip gidiyordu. Ben sabah çıkıp işe gidiyordum. Burada problem sensin. Kadın ister kendi ailesini. Sen problem yaratırsın. Ama gidiyordu. Eşim gidiyordu. Çocuklar alıp kaç sefer gitti. Eşini kıskandığı için dışarıya dahi çıkmasına müsaade etmediği ileri sürülen Osman Biçer'in, ölen kardeşinin bir süre aynı evde yaşadıkları karısıyla evlendiği de ortaya çıktı. Siz Murat'ı ararken ev sahibi evde mi? Evde. Evdeydi. Başka kim var evde? Çocuklarım vardı. Peki o kayınbiraderler nerede? Onlar da evdelerdi. Hayır, onlar yoktu. Hayır, evdelerdi. Bir sene önce benim kardeşlerim askere gitti. Neden bahsediyorsunuz siz? Hepsi birden mi gitti? Hepsini birden almıyorlar ki askere. Hanım, abi niye gidiyorsun yani? Bir aileden almıyorlar. Sıradan gittiler kardeşlerim. Sırayla gittilerse gittiler, geldiler. Gittiler, geldiler. O vefat eden kardeşin adı neydi? Göksel Biçer. Göksel de o gece evde miydi? O yoktu. Yoktu, yanımda tamam, kimse diğer yoktu. Diğer pek evlenen diyor bak. Bir senedir i̇şte yoktu. Evlenen kardeşi Göksel, o da aynı evdeydi. Eşi de evdeydi. Bunlar hepsi aynı evde kalıyorlardı. Tamam, Köksal'ın eşi nerede şu anda? Şu anda bunun evli. Ha, sen o Köksal'ın karısıyla mı şu an evlisin? Evet. Evet. Hayda. Sen karınla aynı evde kalıyordunuz, sonra erkek kardeşin öldü. Senin karın da öldü kuvvetle muhtemelen. Siz ikiniz şu an evlisiniz. Zaman geçti yani, zaman geçti. Yanlış anlaşılıyor şu anda. Bak, yanlış anlaşılıyor. Benim anlattığımda yanlış bir şey var mı? Doğrusu bu işte. Benim ama evvelden beraberdik. Peki karısıyla tartıştıkları o son gece neler yaşanmış, nasıl tepki göstermişti? İhanet şüphesi karşısında sergilediği tavır neden kimseye inandırıcı gelmiyordu? Şimdi sen telefonla aradın Murat'ı. Murat da böyle böyle dedi. Evet. Sen dedin ki biz önce ben bir dondum kaldım. Evet. Ne kadar dondun kaldın? Ayşe teyze oturdu. Saat o geç yanımıza kadar konuştuk. İlk başlarda öyle demiyordun ama söyledi, çıktı demiştin. Geri geldi. Sonra da geri geldi, oturdu. Piyo oturdu, durdu yanımızda. İyi de hem diyor ki siz bizim ailemize, bizim aile apartmanımıza yakışmıyorsunuz. Evi terk edin dedikten sonra niye tekrar eve geliyor? Bir kavga dövüş sesi oldu da onun için mi geldi? Biraz şeydim yani. Ama böyle şey aldatma niye şeyim yoktu. İyi de insanın eşi tanımadığı bir erkekle konuşuyorsa daha ihanet için ne yapmak gerekiyor? Bu kadar böyle ileri gideceğini ne bileyim ben, nasıl tarif edeyim kendimi, ben anlamadım ki. İleri gidecek derken? Bu kadar böyle ileri gideceğini ne bileyim ben. Şimdi o gece iki şey olabilir. Sen bunu yaptıktan sonra A şıkkı kadına dersin ki git evden. B şıkkı kadını ortada kaybettin. İki şıktan biri. Bir şey olmadı Muganım. O gün bir şey olmadı. Her defasında karşı çıksa da tanıyanlar Osman Biçer'in eşine şiddet uyguladığı konusunda hemfikirdi. Bunlardan biri de eski ev sahipleriydi. Osman çok zaman kavga ediyor. Hanımı dövdüğünü biliyorum. Hatta demişsiniz ki bir keresinde dişini kırdı. Evet. Sordum Nige ne oldu dedi, Osman kodun dişimi kırdı dedi. Sadece tartışmamız oluyordu. Tartışırken elin mi çarpıyordu, suratına dişi kırılıyordu? Dişleri hep çürüdüydü, dişlerini daktırdım, hepsini yaptırdım. Abi sen yaptığını mı bilmiyorsun o zaman? Bazen insan sinirle hiç yapmak istemediği şeyleri yapar. Anladığım kadarıyla senin biraz elinin ayarı yok. Yani eğer bir kadının dişini kırıyorsan bu senin elinin ayağının olmadığını gösterir. Öyle bir şey yok Müganım ya. Dişi vurma ne, kırma ne öyle her şey. Ya sen bu kadını dövüyor muydun, dövmüyor muydun? Gel delikanlı gibi söyle ya. Dövmüyorum ablam ya. Nasıl dövmüyorsun? Herkes söylüyor. Demek ki sen dövüyorsun. Sen demek ki dövüyorsun, sonra dövdüğüne pişman oluyorsun. O arada senin gözün kararıyor. Hayır, dövmüyordum ben. Sinirlendim mi ağlıyorum. Ne yapıyorsun? Ağlıyorum. Dövüp dişini kırdığın kadını sana ihanet ettiğini öğrendiğinde nasıl aldın da yatağına yatırdın? Güldane Biçer'in şiddet gördüğünü iddia eden bir başka kişi ise yeğeniydi. Teyzemin gözü mor, dudağın altı yara içinde. Bir de hamileydi. Osman bana böyle böyle işkenceler yapıyor dedi. Babamla konuşun, beni kurtarsın. Hiç hatırlamaya çalışıyorum, hiç aklıma bir şey gelmiyor. Bunu unutmazsın, bu ihanet. İnsan ihaneti unutmaz. Merak edilen bir diğer konu da Osman Biçer'in karısının kaybolduğunu ilk olarak kimlere haber verdiğiydi. Kaçta çıktın sen evden? Sabah 7-8 gibi çıkıyorum ben. Güldane saat kaçta gitmiş? Bilemiyorum onu. Sonra sen 3 gibi eve geri dönüyorsun. Yani eve dolmuşsun, ne eve gelmem.
Öyle. Hiçbir pazarcı üçte pazarı terk etmez. Bakıyorsun, hanım yok. Hemen kimi arıyorsun? Hayır. Kaynatamı aradım, arabalarımı aradım. Hepsi de geldi o gün akşam. Babam aramadı, ilk önce beni aradı. Ayın 19'uydu bizi aradığında. Babamı aradım, baba dedim. Güldane kaybetmiş. Nasıl yani kızım dedi. He. Dedim evde yokmuş dedi. Tekrar aradım. Enişte dedim sen neredeydin o zaman dedim. Kaybolduğu günü neredeydin? Ben Çatalca'ya gittim iş araştırmaya. Enişte senin işin yok muydu dedim. Bu Çatalca mevzusu önemli. Çatalca matalca girdi mi işe benim kafa bulanır. 10 yıldır hiç kimsenin görmediği kadını gördüğünü iddia eden tek kişi ise Osman Biçer'in arkadaşıydı. Üstelik de sokaktan geçerken gördüğünü söylediği kadın için karakola gidip ifade de verdi. Mahallede gören yok. Konu komşudan gören yok. Sadece tek kişi görüyor. Kamil. Kim Kamil? İş arkadaşım. Düğüne götür dedim. Düğünde gördü eşimi. Ve senin eşi kaybolduktan 4-5 gün sonra Kamil gidiyor ifade veriyor. Diyor ki ben Güldane'yi gördüm. Düğünde senin yanında gördüğü Güldane'yi kıraçta görüyor. Tanıyor. Evet. Ama ne kadar da dikkatliymişsiniz Kamil Bey. Gidip polise ifade veriyorsunuz. Yani şunu söylüyorsunuz. Güldane kayboldu ama merak etmeyin. Ona Osman bir şey yapmadı. Ben Güldane'yi kıraçta gördüm. Karakola gidip Güldane Biçer'i gördüğünü iddia eden bu kişi acaba bir şeyleri gizleyip kayıp kadının yaşadığı algısı mı oluşturmaya çalışıyordu? Gördüm diye adam gördüm diye. Gördüm deyince ben ne diyebilirim tamam, ya? Tamam gördüm deyip de polise ifade vermesi bana hayli garip geldi yani. Güldane Biçer'i kaybolduktan sonra gördüğünü söyleyen Osman Biçer'in arkadaşının anlattıkları ise şüpheleri daha da arttırdı. Sizi tebrik ediyorum. Bu Güldane'yi 10 yıldır gören tek kişi sizsiniz herhalde. Bankaya çıktığımda kapının önünden geçiyordu. Ben de haberim de yoktu yani. Evden kaçtığında. Siz kaçıncı katta oturuyorsunuz? Beşinci katta falan oturuyorum. Beşinci katta oturuyorsunuz? Ya. Evet. Evin önünden mi geçiyordu yoksa yolun karşısından mı yürüyordu? Yok. Evin önünden geçiyordu. Evin önünden geçerken göremezsiniz beyefendi. Görünemez. Beşinci kat, beşinci kattır. Teras katı. Siz teras katında kapının önünden geçen, üstelik sadece düğünde gördüğünüz bir kadının yüzünü nasıl tanıdınız? Tepeden göreceksiniz. Kadın da başörtülü. Başörtüsü de şuraya kadar kapatıyor. Nasıl gördünüz? Kapalı değildi. Sokaktan aşağı doğru indiğinde yüzünü gördüm zaten. Başını açmış mıydı? Evet. Saçları açıktı. Yani başı kapalıydı ama yüzü açıktı. Sizin gözleriniz çok mu iyi görüyor böyle bu kadar? O zamanlar iyi görüyordu. Göremiyorum şu anda tam olarak. Müge Anlı'nın ısrarlı soruları kayıp kadını gördüğünü iddia eden kişinin çelişkilerini bir bir ortaya çıkartıyordu. %100 gördüğünüz kişinin Güldane olduğuna emin misiniz? Evet. Düğünde yüzüne gelmiştik çünkü. Hatta Osman tanıştırmıştı. Merhaba demiştik. Yani oradan kalıyorum. Ne kadar gördünüz mesela? Yok. O düğünde ne kadar yüzüne baktınız? 15 dakika falan takıldım. Ondan sonra çektim evime gittim ben zaten. Yani siz düğünde toplam 15 dakika kaldınız. Osman'ın yanındaki karısını 5. kattan terastan evin önünden geçerken tanıdınız. Evet. Vallahi o zaman sizi bizim MIT falan alsın kadrosuna. Siz göreni tanıyorsunuz yani. Ya ben hayatımda bir sefer gördüm zaten olayını. Kamil Bey bak sen kafadan atıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Bak şimdi sen atıyorsun bunları kafadan. Kekeleye. Ben karakola geldim. Ya. Geçen karakola aratarız olur mu? Tamam sen karakola da aynen böyle anlat. Artık kim yerse yani. Programımız sayesinde 10 yıllık bir kayıpla ilgili sis perdesi aralanıyor ve gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Kapıyı kilitleyip gittiğini kim biliyor? Ben biliyorum. Ben geldiğimde anahtarımla açtım. Mesela sen karını sabah alsaydın, evden çıksaydınız. Hani o Çatalca'da iş görüşmesine gidecektin ya. Çatalca'da değil, bir mesela şey yok. Mesela beraber oraya gitseydiniz. Çocukların üzerine de kapıyı kilitleseydiniz. Geriye döndüğünde de sen Çatalca'da karını bırakıp geriye dönüp kapının kilidini açıp eve girseydin. Müge Hanım, Çatalca diye bir şey yok. Öyle bir Çatalca şey. Diye bir şey yoksa ben çok severim pazara gitmeyi. Hiçbir pazarcı saat 3'te pazarını bırakıp evine dönmez. Oğlumun aklı yetiyordu Barış'ın. Aklı yetiyordu. Oğlum zaten yani annesini kaybetmiş. Üstelik annesinin sana ihanet ettiğini düşünüyor. O nedenle de seni ele vermek istemez. Eşinin son zamanlarda kendisine ve çocuklarına karşı ilgisiz davrandığını saklamayan Osman Biçer, acaba ihanet şüphesi yüzünden eşine karşı öfkeli miydi? O gün çok öfkelendin değil mi? Ben sinirliydim. Çok sinirliydim. Ama sinirliydim, çıktım gittim ben o sabah. Akşamdayım ben. Sana kadın geldi, sana eşinin böyle böyle yaptığını söyledi. Zaten şüpheleniyordum. Eşin son zamanlarda değişmişti. Sana da artık çok soğuk davranıyordu. Evet, davranıyordu. Yani çocuğuna bile de soğuk davranıyordu. Evet.
Çünkü artık o hayatı yaşamak istemiyordu. Sonra ev sahibi geldi. Her şeye tuz biber ekti. Sonra ev sahibi gittikten sonra ne geçti aranızda? Şey geçmedi aramızda. Yarım saat olmadan ki tekrar tamam, indi. Geldi, ondan sonra oturdu yanımızda. O gece biter mi artık? Kusura bakmayın ama bu kadın yaşamıyor. Ha o gün, ha ertesi gün. Bu kadın yaşamıyor. Bugün bir şey diyecek sözüm yok. Çıkışı bak çıksın. Ben sen benim gözüme bak. Bakıyorum. Sen bu kadar sakin bir insan değilsin. Efendim biliyorsunuz bir gün önce İstanbul Kayıp Şube Güldane'nin eşini ifadeye çağırmıştı. Dün de oğluyla beraber, dün de Güldane'nin kardeşlerini ifadeye aldı. Ama ifadeye aldığı çok önemli biri daha vardı. Yayınımıza bağlanan ve böyle Süpermen'in süpersonik gözleriyle Güldane'yi gören tek kişi olduğunu anlatan. Asıl Kamil Bey'i aldı ifadeye. İfade işlemi de çok uzun sürdü. Neler anlattığını herhalde tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bir izleyelim bandımızı. Gördüm diyen eski eşin arkadaşı. Evin önünden geçiyordu. 10 yıldır haber bekleyen kardeşler. O gün akşam biraz tartıştık dedik. Sana dedim çıktım gittim ben o sabah. Eniş dedim kaybolduğu günü neredeydin? Ben Çatalca'ya gittim iş araştırmaya. Yalan her şey yalan. Çatalca mevzusu önemli. İstanbul Emniyetindeler. Yanıt bekleyen soru Güldane Biçer'e ne oldu? 17 Eylül 2011 tarihinden bu yana kimsenin haber alamadığı Güldane Biçer'i gördüğünü söyleyen kişi Osman Biçer'in arkadaşı Kamil Bey'di. Sizi tebrik ediyorum. Bu Güldane'yi 10 yıldır gören tek kişi sizsiniz herhalde. Balkona çıktığımda evin önünden geçiyordu. Siz teras katında ama kapının önünden tane geçen, üstelik sadece düğünde gördüğünüz bir kadının yüzünü nasıl tanıdınız? %100 gördüğünüz kişinin Güldane olduğuna emin misiniz? Evet. Eski eşin arkadaşı Kamil Bey, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne giderken, Güldane Biçer'in kardeşleri de yayınımızın ardından bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı. Melek Kurt'un aklında eski eniştesiyle ilgili pek çok soru ve şüphe vardı. Pazara gittim dedi, o zamanki pazara gitmesi yok. Çünkü bizi Çatalca'ya çiftliğe gidiyorum, çiftlik araştırması yapıyorum dedi. Ama onda da yalan söyledi. Çelişki ifadeleri çoktu. İfade vermeye geldik Emniyet Müdürlüğü'ne. Ablamın işinde gelişmeler ilerliyor çok şükür. Ondan dolayı çok seviniyoruz. Biz de bildiklerimizi söyleyeceğiz. Ne sorarlarsa onların cevabını vereceğiz. Bugüne dek ablasının görüldüğüne dair ifade verildiğinden hiç haberi yoktu Recai Yılmaz'ın. İfade veren bir kişi varmış. Ablamı gördüğünü ifade ediyor. Kesinlikle haberimiz yoktu. İfademizi vermeye geldik. Emniyete bak onunla ilgili konuşmalarımızı da vereceğiz. Akşam saatlerinde ifade işlemleri tamamlanan Güldane Biçer'in kardeşlerini çıkışta ekibimiz bekliyordu. Polis abiler bize gerekli olan bilgileri sordular. Biz de onlara gerekli olan cevapları verdik zaten. O gün gece aranmadığını ya da hangi gece arandığını dair bilgiler sordular. Biz de gerekli olan cevapları verdik. O gün yaşananlar kim aramış, kim etmiş, eve kim gelmiş, kim gitmiş, bizim kendi bildiklerimizi hepsini anlattık biz. Daha önce Güldane Biçer'in ailesiyle görüşmek istemediği yönünde ifade verdiğiyle ilgili bir yanlış anlaşılma yaşayan kardeşler aslında o olayın ne olduğunu da öğrendiler. Dediler ki siz yanlış anlamışsınız, biz böyle öteki kişinin ifade verdiğini söylediler bana. Yani o da gidip de ifade verdiği için ben 5 gün sonra, 6 gün sonra gördüm diye meğerse polis arkadaşlar da o şekilde bana ifadesinin olduğunu söylediler. Peki gerçekten gördüğünü düşünüyor musunuz? Zannetmiyorum. Düğünde bir sefer gören bir kişi aradan kaç ay geçti yani 5. kattan tanıyamaz ya. Nasıl tanıdı onu hayretler içerisindeyiz. Yoldan geçen Güldane Biçer'i 5. kattan gördüğünü ileri süren Kamil Bey'in dünkü yayınımızın ardından başlayan ifade işlemleri ise sürüyor. Ben mi ayarladım? Bilmem. Bu sonucu söyleyen sizsiniz, ben değilim. Nasıl aldın da yatağına yatırdın? Aklıma bir şey gelmiyor. Bunu unutmazsın, bu ihanet. Bu kadın yaşamıyor. Ha o gün, ha ertesi gün. 3 çocuk annesi Güldane Biçer yaklaşık 10 yıl önce eşi ve çocuklarıyla yaşadığı İstanbul'daki evinden kayıplara karıştı. 32 yaşındayken kaybolan genç kadınla ilgili şüpheler eşi Osman Biçer'i işaret ediyordu. Ölmedim,
diyor ya. Evet. Bir sefer geldiniz, ablamı götürmediniz mi babamın yanından? İsmail abi de dedi ki olmuş. Aile arasıdır. Bırak da gidelim, götürelim dedi. Doğru mu değil mi? Allah için söyle. Ben doğuyordum da polisi var, karakolu var. Hayır, sanki polis sevmem. Herkesin yanında birer polis var. Polis her şeyi görsün. Polis nereden bilsin? Ancak diyorlar ki doğuyorlar, doğuyorlar diye. 10 yıldır nerede olduğu bir türlü öğrenilemeyen Güldane Biçer'in eşinin ise bu süre içerisinde iki yeni evlilik yaptığı da öğrenildi. Ondan sonra ikinci evlilik yaptı. İlk evli herhalde 4,5-5 ay sürdü araştırmalarıma rağmen. Ben öyle araştırdım. Ha, eşi kaybolduktan sonra iki kere mi evlendi? Evet, iki kere. Sonuncu eşi de erkek kardeşinin karısını aldı. Erkek kardeşi kendini astıktan sonrası. Boşanma evde ne yapacağım? Öyle mi duracağım? Gidenin ardına oğlumdan mı gitti? Evet, terk etti gitti. Üç tane çocuğumu uçtuğunda. Üç tane çocuğu bıraktı gitti. Ne yapabilirim? Gitti. Söyle, benim yerime kendin kızı kim, kim size bu şekilde hani boşa dedi hemen? Ben gittim, ben kendim mahkemeye. Kim bu? Kimse değil ne mi? Kadar zaman sonra gittiniz? 5-6 ay. 5-6 ay evet, beklediniz. Evet. 10 yıl sonra ablalarına ne olduğu sorusuna yanıt arayan iki kardeşin en büyük yanılgısıysa Güldane Biçer'in kendi isteğiyle gitmiş olabileceğine inanmalarıydı. Ablam ben kayıp değilim diye bir ifade vermemiş. Öyle bir kağıt imzalamamış. Böyle bir bilgi öğrendim. Siz diyorsunuz ki kardeşim kaybolduktan sonra gitmiş ailemle görüşmek istemiyorum evet, bir evet. ifade vermiş. Evet, bizzat tamam. Polisler bana ama söyledi. Ama vermemiş böyle bir ifade. Genç kadının kaybolmadan bir gün önce bir başka kişiyle telefonda görüştüğü için kocasıyla tartışma yaşadığı da ortaya çıktı. İhanet iddiasının kaynağı ise çiftin ev sahibiydi. Şimdi her şey 16 Eylül'de oluyor. Ev sahibi sana geliyor, senin karın erkeklerle konuşuyormuş. Biz böyle şeyleri kabul etmeyiz, evden çıkın diyor. Aslında siz eşinizin size ihanet ettiğini öğreniyorsunuz açıkçası. Evet. Tamam, evet. Yani telefonla onunla bununla fark etmez. O kadar üstüne düşmedim efendim. Ya nasıl abla, düşmüyorsun ya? Nasıl düşmüyorsun? Ne yapabilirim? Olmaz böyle bir şey ya. Eşinin bir erkekle görüştüğünü ev sahibinden öğrenen Osman Biçer, bu kişiyle yaptığı görüşmeyi de anlattı. Aradım, kim olduğunu anlamaya çalıştım. Tamam, aslında ne dedin? Eşim arayıp konuşuyormuşsun dedim. Onun mesela kapattı telefonu, kısa kesti, telefonu bir daha konuşamadı. Kısa kesti derken ama ne dedi de kısa kesti, ne dedi? Ben konuşmuyorum dedi. Bir de küfür etti demiştim. Ben ona ettim. Hı, sen niye ettin? Kimsin, kimsin, nesin diye. Ben ona kötü söz söyledim. İsrarla karısının bir başka kişiye gittiğini savunan Osman Biçer'in pazar yerinde tezgah açmasına rağmen eve erken dönmesi dikkat çekiciydi. Nasıl 3-4 gibi pazarı bırakıp geliyorsunuz? Pazarcılar pazardan 9-10'da eve geliyorlar. Ben öyle geliyordum ablam 3'te 4'te. Ama olur mu tam 3-4 işte pazarın en cücük zamanı. Sabah giderdim 9'da giderdim. Öyle büyük bir tezgahımız yok. Tezgahımız yoktu yani ben toplayıp geliyordum. Pazar. Tezgah için ücret ödüyor muydunuz? 2 milyon ödüyorduk ablam. Ha, ödüyordunuz. Yani. O zaman bırakmazsın abi tamam neyse o yani. Zaman. O zaman o iş bitti ya. Sen niye o gün eve erken döndün onu bir düşün bakalım. Peki kayıp kadın eşinden şiddet görüyor muydu? Bu soruyu sorduğumuz komşular, akrabalar ve görgü tanıkları Güldane Biçer'in şiddet gördüğünü doğruluyordu. Teyzemin kızı mor, dudağın altı yara kirliydi. Bir hamileydi. Osman bana böyle böyle işkenceler yapıyor dedi. Güldağın yenge bana bir bıraç çekildi. Saat 4:30-5 akşamüstü. Dudakları patlamıştı. Dudakları evet. Biri seni patlatmış yani. Evet. Dedim ki ne oldu yenge dedi. Osman dövdü dedi. Dişim kırıldı dedi. Sadece tartışmamız oluyordu. Tartışırken elin mi çarpıyordu suratına dişi kırılıyordu? Dişleri hep çürüdüydü, dişlerini daktırdım, hepsini yaptırdım. Abi sen yaptığını mı bilmiyorsun o zaman? Bazen insan sinirle hiç yapmak istemediği şeyleri yapar. Anladığım kadarıyla senin biraz elinin ayarı yok. Öyle bir şey yok Müganim ya. Dişi vurma ne, kırma ne öyle bir şey. Ya sen bu kadını şey... dövüyor muydun, dövmüyor muydun? Gel delikanlı gibi söyle ya. Dövmüyorum ablam ya. Nasıl dövmüyorsun? Herkes söylüyor. Ama böyle... Şeyi aldatma niye şey mi yordu? İyi de insanın eşi tanımadığı bir erkekle konuşuyorsa daha ihanet için ne yapmak gerekiyor? Bu kadar böyle ileri gideceğini ne bileyim ben nasıl şey tarif edeyim kendimi ben anlamadım ki. İleri gidecek derken? Bu kadar böyle ileri gideceğini ne bileyim ben. Şimdi o gece iki şey olabilir. Sen bunu yaptıktan sonra A şıkkı kadına dersin ki git evden. B şıkkı. Kadın ortada kaybettin. İki şıktan biri. Bir şey olmadı Muganım. O gün bir şey olmadı. 10 yıllık sis perdesi aralanıyor ve gerçekler bir bir ortaya çıkıyordu. Eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Osman Biçer'in ihanet iddiasına sessiz kaldığını söylemesi hiç kimseye inandırıcı gelmedi. O gün çok öfkelendin değil mi? Ben yani sinirliydim. Çok sinirliydim. Ama sinirliydim. Çıktım gittim ben o sabah. Eşin son zamanlarda değişmişti. Sana da artık çok soğuk davranıyordu. Evet davranıyordu. Yani çocuğuna bile soğuk davranıyordu çocuğuna. Evet. Çünkü artık o hayatı yaşamak istemiyordu. Müganım bir şey diyecek sözüm yok. Çıkışı bak, çıksın. Bak sen benim gözüme bak. Bakıyorum. Sen bu kadar sakin bir insan değilsin. Kusura bakmayın ama bu kadın yaşamıyor. Ha
gün, ha ertesi gün. Bu kadın yaşamıyor. Güldane Biçer'i kaybolduktan sonra gördüğünü söyleyen Osman Biçer'in arkadaşının anlattıkları ise şüpheleri daha da arttırdı. Sizi tebrik ediyorum. Bu Güldane'yi 10 yıldır gören tek kişi sizsiniz herhalde. Bankaya çıktığımda kapının önünden geçiyordu. Ben de haberim de yoktu yani. Evden kaçtığında. Siz kaçıncı katta oturuyorsunuz? Beşinci katta falan oturuyorum. Siz teras katında. Ama kapının önünden geçen. Üstelik sadece düğünde gördüğünüz bir kadının yüzünü nasıl tanıdınız? Düğünde yüzüne gelmiştik çünkü. Siz düğünde toplam 15 dakika kaldınız. Osman'ın yanındaki karısını 5. kattan terastan evin önünden geçerken tanıdınız. Evet. Vallahi o zaman sizi bizim MIT falan alsın kadrosuna. Siz göreni tanıyorsunuz yani. Ya ben hayatımda bir sefer gördüm zaten olayını. Kamil Bey bak sen kafadan atıyorsun, ben sana söyleyeyim bak. Karakola geldim. Ya. 5 dakika sonra aratırız, olur mu? Tamam, sen karakola da aynen böyle anlat. Artık kim yerse yani. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 10 yıllık bir kayıptaki şüpheleri tek tek aydınlatırken herkesi yanıltan görgü tanığı yayınımızın ardından ifadeye çağrıldı. Kamil ifadedeydi dün gece. Neler anlattığını da az buçuk tahmin edebiliyorsun. Şimdi ya gerçekleri anlatacaksın, oğlunu da bu işin içinden sıyıracaksın ya da devam edeceksin. Neyi anlatacağım Müge Hanım? Ne duymak istiyorsunuz? Kim dedi Kamil'e Güldane'yi gördüm de diye ifade ver diye? Yalancı ifade mi veriyor yani? Yalan olduğu kadar belli ki. Yalan ifade verdiğini ortaya çıkardığımız iş arkadaşı sayesinde Osman Biçer 10 yıl boyunca rahat rahat hayatına devam etmişti. Bu sayede hiç kimse karısının akıbetini sormamıştı. Ta ki Müge Anlı da bu konu işlenene kadar. Kadın şüpheli bir şekilde ortadan kayboluyor. Sen de arkadaşına bu ifadeyi verdirterek suçu kendi üzerinden atıyorsun. Bu kadar yani. Bir dakika abla. Hı. Şimdi herkes babamın üstüne geliyor. Tamam bir şey demiyorum. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Barış. Ben akşam... Bak Barış. Hiç bu işe karışma. Akşam, bak çok akşam gençsin. Ben eve gittim. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Bir dakika abla. Bak dinle beni. Sen de biliyorsun bazı şey. Karışma çocuğum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bildiklerimi de zaten üstelik, söylüyorum. Üstelik. Bir dakika ben de konuşayım üstelik abla. Üstelik annene böyle bir düşmanlığım var. Farkındayım. Kim ne yaparsa yapsın ölümü hak etmiyor. Akşam giderken babama sordum. 4-5 defa sordum abla. Ben babana Kamil dedim. Ben babana şifreyi verdim. Bu saatten sonra oğlunu da aynen bu şekilde devam ettireceksen sen bilirsin. Anlamadım ben. Anlamadın. Anlamadın mı? Sen bak bir gözlerime anlaşalım biz seninle. Ama yani ben bir şey yapmadım Kamil'e. Ben bir şey gidip de o söyledi. Ben de gittim. Gidelim akşam dedim. Karakola söyleyelim dedim. Peki, ya. Peki sen söyletmedinse Kamil niye senin için böyle bir riske girdi? Benim işime mi yaradı Kamil? Ama 10 yıl önce yaradı. Bir cinayet olduğu ortaya çıktığında aynı şekilde cinayetten yargılanacağını bilir ve artık doğruları anlatır. Çünkü gidip de 24 yıl yatmak istemeyecektir. O zaman Kamil söylemiş mi? Osman beni zorladı. İfade ver diye söyledi mi? Sen ne söylediğini tahmin edersin. Ablam ben buradayım. İnşallah çıkar da meydana. Çıkar meydana. İnşallah çıkar da. O zaman beni böyle... Ne çıkmasını bekliyorsun abi? Evden daha çıkıyor gidiyor. Konuştuğu da var, ettiği de var. Daha ben ne yapayım, ne diyeyim? Ben karınca incecek insan değilim. İnsan bazen öyle bir batağın içine düşüyor ki hiç istemeden. Yani ben ne yapayım? Söyle bana. Ben ne demek istedim? Zaten yapmışsın yapacağını. Yüzünü gizleyerek yayınımıza katılan kayıp kadının akrabası da çiftin kavgalarına tanık olduğunu söyledi. Bir gün girdim içeri. Ne oldu dedim, ağlıyor eniştem. Dedi böyle böyle kavga ettik. Güldane eve, işte annesinin evine gelmiş. Bir sefer gittim getirdim. Kaç bir kez? Ben gözümle gördüm kaç bir kez. Gel sen doğruları anlat. Bir mezarı bari olsun. Ben buradayım. Eğer bir mezar çıkar diyorsanız çıkardım. Yıllardır bir başka erkekle kaçtığı konuşulan Güldane Biçer'in çocuklarına düşkün olduğu yönündeki sözlere ilk tepki oğlundan geldi. Çocuklarına o kadar düşkündü ki ve sen diyorsun ya kapıyı kilitledi kesinlikle. İnanmıyorum. Hiç kimse çocuğundan vazgeçmez. Kimse. Ya neden hiçbir kere bile sarılmamış bana ya? Hiçbir kere sarılmamış insan bana nasıl düşkün oluyor ya? Tamam, düşkün sen kimsin de bana böyle şey yapıyorsun ya? Ben yalancı mıyım ya? Ben annemi mi suçluyorum ya? Şu an seninle konuşmuyorum babamla. Bana bir kere bile sarılmamış insan nasıl benim annem oluyor ya? Ya Allah aşkına. Bana bir kere canım cicim dememiş insan nasıl benim annem sen ya? Sen neyin kafasını yaşıyorsun Allah aşkına? Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? İnsan evladından vazgeçer mi ya? Evlat bu evlat. Evlat dedi mi insan? Nasıl evlat ya? Evladını seven insanı yavrum kuzum demez mi ya? Bir kere alıp yanına uyutmaz mı ya? Hadi nerede sevgi? Hadi nerede yavru? Olsa hadi zaten sarılır. Yok şu an işte yok. Seninle birlik. Nasıl yok? Seni nasıl büyütemedi yok. Öldü işte. Henüz 9 yaşındayken annesinden ayrılmak durumunda kalan Barış Biçer'in babasına yönelik sözleri ise çok çarpıcıydı. İlla bulunacak abla. Bulunduğunda gitmediğini anlarsan ne yapacaksın? Babamdan da uzaklaşacağım o zaman. Eğer babam cidden öyle bir şey yaptıysa gerçekten babamdan da uzaklaşacağım.
Yani sadece benim için dedem ve babaannem olacak, ağlam olacak, amcalarım olacak. Yani babam gerçekten öyle bir şey yaptıysa, beni 10 yıl boyunca böyle annesiz bıraktıysa, ben cidden burada yemin ediyorum herkesin önünde babamı unutacağım. Ben babamı sileceğim. Onun için anlama akşam oğlum, hiç onun için hiç aklına gelmesin hiç. Genç adam kendilerini terk ettiğine inandığı annesine olan öfkesini daha fazla saklayamadı ve gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. Son 5-6 aydır acaba babam bir şey mi yapmıştır diye düşünüyorum. Niye 5-6 aydır? Ama sonradan bilmiyorum işte, aklıma geliyor bazen uyurken. Zaten daha önceden de sürekli hayal etmeye çalışıyorum. Az da olsa gece hani bir rüyama girer diye düşündüm sürekli ya. Bir günden bir yine şunlardan birisi benim yanıma gelseydi, yavrum kuzum deseydi, ben harbiden o kadar mutlu olurdum ki. Yani dünyada benden daha mutlu kimse olmazdı ya. Şu an ben bu kadar kirli olmazdım belki. Sizden daha çok merak ediyorum şu an, biliyor musun? Hiç niye anneni anlamak istemiyorsun? O niye bizi anlayıp anlamak istemedik? 10 yıldır ortalıkta olmadığı gibi şu anda hala benim psikolojimde bozmaya çalışmaları. Daha ne olsun abla? Daha ne olsun? Peki ya gitmemişse? İlla bulunacak abla. Ben buradayım. Eğer bir mezar çıkar diyorsanız çıkardım. Efendim günaydın, mutlu sabahlar diliyorum size. Ama bizim stüdyoda hüzün hakim. Çünkü 10 yıl evvel evden ayrıldığı ve bir başka erkeğe gittiği düşünülen 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü kesinleşti. Dün yayınımızın ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Osman Biçer öğleden sonra eşini öldürdüğünü itiraf etti. Daha doğrusu itiraf etmek zorunda kaldı her zamanki gibi. Ayrıca gece geç saatlerde Büyükçekmece'de eşini gömdüğü yeri de gösterdi. Ekipler gittiler, gömüldüğü yerden hanımefendiyi, rahmetli hanımefendiyi 10 yıl sonra elbette kemiklerini çıkardılar. Osman Biçer de, Güldane Biçer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Osman Biçer'in de gözaltı devam ediyor. 10 yıl sonra işte herkese eşim gitti beni aldattı diye kandıran ve burada ağlayarak gözyaşı döken eş vahşi bir cinayet işlemiş. Az sonra ayrıntılarını anlatacağım. Çok üzücü bir şey daha oldu. Aslında buraya Güldane Biçer'i aramaya kardeşleri ve yakınları gelmişti. Ailesi nerede diye merak edenler varsa, annesi tedavi görüyordu hastanede. Ve bu zamana kadar hep kızımı bulmadan Allah'ım canımı alma diyordu. Bu nasıl bir tesadüftür bilmiyorum. Tüylerim diken diken ama kızının kemiklerinin çıkartıldığı dakikalarda anne de hastanede hayata gözlerini yumdu. O yüzden ailenin acısı ikiye katlandı. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin hem annenize hem kız kardeşinize. Çok sağ olun Müge Hanım. Çok teşekkür ederim. Ama bu konu üzerinde yalan iftiralarla öne sürdükleri insanlar, hani kardeşim yok makyaj yapıyordu, yok dışarı çıkıyordu, yok bu hareketleri vardı, yok eşine karşı soğuk davranıyordu demeleri, ev sahibinin telefonu indirip kendi kız kardeşinin konuştuğu kelimeleri bir başkasına lanse etmesinden dolayı, evden dışarı çıkmayan bir kadın için yalan atılan iftiralar dolayısıyla bu kardeşimi bu duruma getirdi. Bu kıskançlıkları, bu kıskançlık zaten olmasaydı inan gerçekten ki kız kardeşim şu anda hayatta oluyor olacaktı. Çocuklarını anneniz evden kaçtı. Şu zamanda da şöyle söyleyeyim ben size. İşte hem kadını öldürüyor hem çocuklarını anneye karşı dolduruyor. Anneye karşı dolduruyor ve ailesine karşı dolduruyor. Biz onlara o kadar çabalamamıza, uğraşmamıza rağmen hep yalan beyanlarda. Onlar sizi aramadı. Biz ne yaparsam yapalım çocuğu görmeye gittiğimizde dahi ailesine karşı karşıya ama geldik. Ama şu anda konumuz o değil. İşte yok, yalan beyanda bulunmaları zaten yanlış. Türkiye'nin önünde söylüyorum, en azından böyle bir kız çocuğunuz varsa size anne baba beni dövüyor eşim dediği andan itibaren çekin ve alın. Bırakmayın. Aynısı bizim başımıza gelen sizin başınıza gelmesin. En çünkü doğru yaptıkları mesajım. yaptıkları hata bir kadının canına mal oluyor. Evet, eve dönmek istiyordu ama hep yuvası devam etsin istedi ailesi. Ailelerde böyle bir şey oluyor. İşte git çocuklarının başında dur, onları da anlıyorum ama işin içine şiddet girdiyse sonu ne yazık ki işte böyle cinayete kadar varıyor. Burada göründüğü kadar sakin değildi zaten Osman. Hep onu söyledim, onu bilir onu söylerim. Efendim ev sahibi... Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Beni tehdit edip arayıp da
Bu işi fazla uzatmayan kişilerden de ayrıyeten şikayetçi olacağım ben. Bunlar da bilsinler. Karanlık köyü. O kadar Osman Biçer'i çok seviyordunuz. O kadar namuslu, o kadar kişilikli insanıydı. Hani nasıl yaptı diyordunuz ya. Aha buyurun. Hani yap. Yanlış. Yaptın yanlış. İçin acıdığını biliyorum ama metanet olmak zorundasın. Hepsi doğruymuş işte yani. Kıskandı, dışarı çıkartmadı. Ben o kadar söyledim. Ablama bir şey oldu. O ablam geldi ifade verdi diye. Ben hep o kişinin yüzü şeyi çıktı benim karşıma. Kenan neydi o kişinin ismi? Kamil. Kamil denilen kişi çıktı benim karşıma. Ben her seferinde aradım ablamı. Her seferinde. Hep o Kamil denilen kişinin karşı şey ifadesi çıktı benim karşıma. Ablanın göründü veya şu diye. Evet o da ne saçma sapan bir ifade. Zaten o ifadenin ardından hepsini toplanıp alınıp götürülmesi evet. Gerekiyormuş yani. Neyse olan olmuş biten bitmiş. Efendim şimdi ev sahibi geliyor biliyorsunuz eşiyle işte görüştüğünü söylüyor. Eşinin başka erkeklerle görüştüğünü söylüyor. Hatta bir telefon numarası veriyor. Yani bunun da ne kadar yanlış olduğunu herhalde başta hanımefendi olmak üzere herkes anlamıştır. Yani bu kavgada bile söylenmez insana dank diye senin eşin başka erkeklerle görüşüyor. Biz böyle şeyi kabul etmeyiz evimizden çıkın demek ne demek. Ama bu zaten o zamana kadar eşinden şüphe duyan Osman'ı çıldırdığı bir ana getiriyor. O gece işlenmemiş cinayet. O gece gerçekten yatmışlar uyumuşlar. Osman planlamış bu cinayeti. Ertesi gün tabii pazar mazar hikaye yani evet. Üçte pazar mı kapatılır zaten eşini çağırıyor. Aynen sizin dediğiniz gibi daha evvel biliyorsunuz bir çiftlikte çalışmış bu Osman. Diyor ki ben diyor Çatalca tarafında bir çiftlik vurdum hani eşini de görelim dediler. Gel diyor eşini de al hani bana gelin. Yani kadıncağız Barış bizi izliyordur herhalde evden bir başka erkekle görüşmek için çıkmıyor. Diyor ya çocuklarına ben babanızla görüşmeye gidiyorum diye. Babanızla buluşmaya gidiyorum diye. Gerçekten babalarıyla, eşiyle buluşmaya gidiyor kadın. Kadın alıyor çantasını. Eşi çağırdığı için evden çıkıyor. Bunlar Büyükçekmece'ye doğru yola çıkıyorlar. Sonra bir yere kadar otobüsle gitmişler, minibüsle gitmişler falan filan otostop yapmışlar. Sonra boş bir araziye götürüyor Osman eşini. Ve burada bıçaklayarak hayatına son veriyor. Vahşi bir cinayet. Orada... O gün herhalde hazırlıksız gitmiş söylediğine göre. Yani bu ifadeler ne kadar inandırıcı geldi derseniz bana yine %50 geldi. Onu başta söyleyeyim de. Sonra eşini orada bırakıyor. Biraz işte başını kumla falan örtmüş, saklamış. Sonra ertesi gün tekrar aynı yere gitmiş. O yüzden kazma kürekle beraber bir adam boyu da yer kazmış. İçine gömmüş, kapamış. Evine geri dönmüş. Çocuklarını da yıllar boyunca anneniz sizi terk etti, başka bir adamla kaçtı diye doldurmuş. Çocuklarının psikolojisini... Hiçe sayarak, o çocuğun psikolojisi normal mi? Onların psikolojisini hiçe sayarak anneniz başka bir erkekle kaçtı diye onları da kandırmış. Gitmiş arkadaşını da bulmuş, ifade de verdirtmiş. Kim ne derse desin ben istediğim kadar verdirtmedim desin. Ona da inanmak mümkün değil. Zaten 5. kattan birinin 15 dakika kaldığı bir düğünde gördüğü kadını tanıması mümkün olmadığına göre... Kamil'e de bu ifadeyi verdirtmiş. Kamil de diyor ki ben aynı iş yerinde çalışıyordum. Beni işten attırmakla tehdit ettikleri için ben de gittim böyle bir ifade verdim. Sonunun böyle olacağını bilmiyordum. Daha sonra da gidiyor eşine gıyabında boşanma davası açıyor. Ondan sonra da iki evlilik daha yapıyor. Her şey unutuluyor. Ta ki siz buraya gelene kadar işte her yani, şeyde bir hayır vardır. İkinci eşini de çok dövüyormuş. Dün akşam birileri aradı beni. Ablamlar aradı. Ya, ben şu an şey yapamıyorum ama. İkinci eşini de dövmüş çok... Onlar da bağlanmak istiyordu bugün sözde. Bağlanırlarsa tabii ki bekleriz. Ama bu kıskançlık dışarı çıkartmak istememe, ailesiyle görüştürmek istememe hep var. Çünkü Osman anladığım kadarıyla kendisini hayli yetersiz hissediyor eşinin karşısında. Ve o yüzden de kimseyle görüşüp konuşmasını istemiyor. Bu nedenle de bu tarz böyle kavgaydı, dövüştü, dayaktı, şiddetti. Hepsi orada oluyor. Ama i̇şte kız da evine dönüyor. Baba evine dönmek istiyor. Baba evinden de dönemediği için
Ha, aramış mıdır? Aramıştır. Çünkü o hayattan kurtulmak istiyor aslında. Başka çaresi yok. Hüge Hanım. Yani okuması yok, yazması yok, işi yok, gücü yok. Ne yapacaksın yani dışarı çıkacaksın? Ya babanın evine döneceksin ya da başka bir adam bulacaksın. Şimdi iş bulamayacağına göre kendine baktıracak bir adam bulacaksın. Ben açıkçası üç çocuk annesi bir kadının bunu yapması doğru mu? Hayır, değil. Ama ne yaşadığını bilmediğimiz için böyle direkt de damgalamak da bana doğru gelmiyor. Televizyondan bulduğu telefon numarasıyla konuşması dahi... Beni kurtar diyor beni kadın. Beni kurtar diyor. Bir yardım çağrısı aslında. Bu onun yanlış bir şey yapıyor, yanlış bir numarayı alıyor. Bunlar ayrı bir boyut. Ama söylediği cümle çaresizim ve beni kurtar cümlesi. Hiç tanımadığı birinden bile yardım istiyor. Bence burada en güzel mesajı Melek Hanım verdi. Annelerin, babaların, çocukları böyle şeyler yaşıyorsa onlara kol kanat gelmeleri gerekiyor. Onları evet. Yanlarına almaları gerekiyor. Ve işte neler yaşandı? İtiraf ve sonrası. Sonrası işte olay yerine götürdü. Yeri de tarif etti. Bayağı da uğraştırdı aslında insanları. Derine gömmüş, köpekler geldi. Köpekler de yardımcı oldular. Tabii üzerinden 10 yıl geçmiş. İşte bir de o görüntüleri izleyelim. 10 yıl boyunca gizledi. Zaman geçti yani, zaman geçti. Yalan, her şey yalan. Daha fazla saklayamadı. Hatırlamaya çalışıyorum, hiç aklıma bir şey gelmiyor. Bunu unutmazsın, bu ihanet. İnsan ihaneti unutmaz. O gün çok öfkelendim, değil mi? Ben de sinirliydim. Çok sinirliydim. Ama sinirliydim. Sonunda itiraf etti. Saatler 18'i gösterdiğinde Osman Biçer'den beklenen itiraf geldi. 3 çocuğunun annesini neden ve nasıl öldürdü? 3 çocuğuyla birlikte İstanbul'da yaşıyordu Güldane Osman Biçer çifti. 16 Ekim 2011 Cuma günü evde büyük bir tartışma çıktı. Ev sahibi sana geliyor, senin karın erkeklerle konuşuyormuş, biz böyle şeyleri kabul etmeyiz, evden çıkın diyor. Benim kocam için böyle bir şey söylense, hani ben çılgına dönerdim. Siz ne yaptınız? Ben dondum kaldım böyle karı. Aslında siz eşinizin size ihanet ettiğini öğreniyorsunuz açıkçası. Evet, bu kadar böyle ileri gideceğini ne bileyim ben. Şimdi o gece iki şey olabilir. Sen bunu yaptıktan sonra A şıkkı kadına dersin ki git evden. B şıkkı kadını ortada kaybettin. 17 Ekim Cumartesi günü ise 10 yıl boyunca karanlıkta kalacak bir cinayet işlendi. Kusura bakmayın ama bu kadın yaşamıyor. Ha o gün, ha ertesi gün. Bu kadın yaşamıyor. Bugün bir şey diyecek sözüm yok. Telefonla yanına çağırdığı eşini öldürüp gömdükten sonra hayatına kaldığı yerden devam etti Osman Biçer. 3 çocuğunu terk ettiğini söylediği eşine boşanma davası açtı. Ardından 2 evlilik daha yaptı. Eşiniz kaybolduktan 2 yıl sonra onu gıyabında boşamışsınız. Ne yapacaktım Nur Hanım? Boşanmayıp da ne yapacağım? Terk etti gitti. 3 tane çocuğumu üstüne. 3 tane çocuğu bıraktı. Ne yapabilirim söyle. Evlenen kardeşi Köksal o da aynı evdeydi. Eşi de evdeydi. Bunlar hepsi aynı evde kalıyorlardı. Tamam Köksal'ın eşi nerede şu anda? Şu anda bunun evli. Ha sen o Köksal'ın karısıyla şu an evlisin. Evet. Hayda. Osman Biçer'in herkesten gizlediği büyük sırrı tam 10 yıl sonra Müge Anlı stüdyosunda açığa çıktı. Sadece tartışmamız oluyordu. Tartışırken elim mi çarpıyordu, suratına dişi kırılıyordu? Bir de küfür etti demiştin. Ben ona ettim. Çıkışı bak çıksın. Ben sen benim gözüme bak. Bakayım. Sen bu kadar sakin bir insan değilsin. Anlamadın mı? Anlamadım. Anlamadın mı? Sen bak bir gözlerime, anlaşalım biz seninle. Nasıl tarif edeyim kendimi, ben anlamadım ki. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın soruları karşısında şaşıran, heyecana kapılan ve çelişkilerle dolu yanıtlar veren Osman Biçer, yayınımızın ardından cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Tekrar ifade veriyorsunuz arkadaşınız Kamil Bey'in ifadesi üzerine. Evet. Saatler 18'i gösterdiğinde Osman Biçer'den beklenen itiraf geldi. 10 yıl önce eşi Güldane Biçer'i öldürüp Büyükçekmece'de gömdüğünü itiraf etti. Peki 3 çocuğunun annesi 32 yaşındaki karısını neden öldürmüştü? 10 yıl boyunca gizlediği gerçeği sonunda Müge Anlı mikrofonlarına da itiraf etti Osman Biçer. Namusumu temizledim. 10 yıl sonra itiraf ettiniz. Hakkı diyordu. Ağız bile de yaptım, hakkı diyordu. Neden hak ettiğini düşünüyorsunuz? Arkamdan çok iş çevirdi. Öldürülmeyi hak edecek ne? Ağız bile de yaptım, ağız bile de. Bugün programda oğlunuza bana güven, öldürmedim demiştiniz. Oğlunuz babamı silerim demişti. Özür diliyorum oğlumdan, özür diliyorum. Her şey mi? İşte gerçek yüzü buydu işte. Aynen. Gerçek yüzü buydu.
Ben sakin insandan korkarım, siz de korkun. İnsanlar belirli konularda belirli tepkiler verirler. Aynı tepkileri veririz, naturamız aynı. Üç aşağı beş yukarı. Ama belirli konularda aynı tepkileri veririz. İşte gerçek yüzü buydu, böyle duramazdı, dondum kaldım falan. Karısını döven 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 bir adamın tutup da gelsin. Tepkisiz kalmasını beklememiz mümkün değil. Ben dondum kaldım, ben bilmem ne yaptım. Zaten şiddet eğilimi vardı. Yok canım. Zaten hala da az bile yaptım. Ya bir de bak ben size şunu da söyleyeyim. Yani böyle ihaneti de çok içselleştirmeye gerek yok yani. İhanet ediyorsa etmiştir. Bunun benimle ne alakası var ki yani? O ahlaksızsa ya da o memnun değilse, o öyleyse bunun benimle ilgili bir durumu yok. Yani bunu içselleştirmeye gerek yok. Gönderirsin gider. O ilişki ya da çekersin bitti. Gider yani biter. Bu kadar demek ki doğru bir şey seçemedin. Doğru bir insanı seçemedin. O da sana ihanet etti. Ne yapayım yani ihanet etti diye yani. Niye sana zarar vereyim ki yani? Defol git. Yani demek ki bana layık değilsin. Yani böyle insanlar sanırım kendilerini sevmiyorlar yani. İzlerim bir daha o görüntüleri, o sözleri. İşte Osman'ın burada gözyaşı döken tir tir titriyordu zaten. Yani orası ayrı, siz de fark ediyordunuz ama bu kadar sakin olması mümkün değildi. İşte gerçek yüzü buydu. Ve bu yüz işte kadını ölüme kadar sürükledi. Kadını cinsel organından bile bıçaklamış. Bu o kadar, o öyle bir adam bu yani. Vahşice. Çok normal değil tabii, yani. Tabii, zaten normal değil. Yaptığına ağlıyorsun yani. İnsan bir şey yapmazsa ağlamaz. Yani sonuçta yani bir kadına zarar vermek de bir erkek için çok mahir bir şey değil yani. Ben demiştim ya. Bunun suçluluk psikolojisi hep kendini ağlatıyor diye bağlanmıştım ya. Yani biz şimdi biz 10 yaşına kadar bir çocuğa verebileceğimiz zararla güç olarak bir erkeğin bir kadına vereceği zarar aynı. Aynen. Yani senin o kadını dövmen ya da ona zarar vermen senin çok güçlü falan olduğunu göstermiyor. Aksine ne kadar güçsüz olduğunuzu, güçsüz bir yüreğin olduğunu gösteriyor. Evet, evet, ve gerçekten kendinizi ifade etmekte ne kadar yetersiz olduğunuzu gösteriyor. Aynen öyle. Adam dediğinde karın seni aldatıyorsa bunu da böyle yaymazsın ortaya. Yani bu güzel bir şey de değil bir erkeğin. Karım beni aldatıyor, karım beni aldatıyor diye gezmesi söyleyeyim de yani. Bu senin bir takım problemlerin olduğunu gösteriyor. Boşanırsın gider. Bu kadar yani. Bu kadar. Bir de çocuklarını da mahvetmezsin en azından. Namusumu temizledim. 10 yıl sonra itiraf ettiniz. Hakkı diyordu. Az bile de yaptım. Hakkı diyordu. Neden hak ettiğini düşünüyorsunuz? Arkamda çok iş çevirdi. Öldürülmeyi hak edecek ne yap? Az bile de yaptım. Az bile de. Bugün programda oğlunuza bana güven öldürmedim demiştiniz. Oğlunuz babamı silerim demişti. Özür diliyorum oğlumdan. Özür diliyorum. Her şey Müge Anlı'da konuşulduğu gibi olmuştu. 16 Ekim Cuma akşamı tartışmışlar, pazara gittim dediği cumartesi günü de öldürmüştü eşini. Güldane saat kaçta gitmiş? Bilemiyorum onu. Sonra sen 3 gibi eve geri dönüyorsun. Yani eve dolmuşsun anne, eve gelmem. Öyle. Hiçbir pazarcı 3'te pazarı terk etmez. Ben öyle geliyordum ablam, 3'te 4'te. Ama olur mu tam 3'te pazarın en cücük zamanı. Sabah giderdim, 9'da giderdim. Öyle büyük bir tezgahımız yoktu. Tezgahımız yoktu yani, ben toplayıp geldim. Pazar. Tezgah için ücret ödüyor muydunuz? 2 milyon ödüyorduk ablam. Ha, ödüyordunuz. Yani. O zaman bırakmazsın abi, tamam neyse o zaman. Yani. O zaman o iş bitti ya. Sen niye o gün eve erken döndün onu bir düşün bakalım. Cinayeti bilen başka kimse var mıydı? Yoktu. Onun bir psikoloji şey zaten suçlu oldu muydu ağlıyor. Ya tartıştık ya tartıştık. Seni zaten dövmene kızıyorum ama dövmüşsün işte. Bence önce dövüyorsun. Sonra ağlıyorsun. Sonra ağlıyorsun. Yalan dolan onlar yani sonrasında. Değil mi? Oğlumdan özür diliyorum. Oğlumdan özür diliyorum. Basit bir şey demiyorum. Katil zanlısı koca bu kez polis aracında eşini gömdüğü Büyükçekmece'ye doğru yola çıktı. 10 yıl sonra bu kez eşini öldürüp gömdüğü yeri gösterecekti. Akşam karanlığında getirildiği Büyükçekmece Gölü civarındaki ıssız alanda eşini gömdüğü yeri göstermeye çalıştı Osman Biçer.
Kayıp şahıslar büro amirine bağlı ekipler Büyükçekmece'ye bağlı Karaağaç Mahallesi Eskice mevkiinde Osman Biçer'in göstermiş olduğu alanda ilk incelemelerini yaptılar. Kadavra arama köpeği Melone'de getirildi ve nokta belirlenmeye çalışıyor. Az sonra kazı çalışması yapılarak 10 yıl önce buraya gömülmüş olan Güldane Biçer bulunmaya çalışılacak. Kadavra köpeği Melone de yine bölgedeki aramalarına devam ediyor noktanın belirlenmesi için. Osman Biçer, Güldane Biçer bu alanda gömdüğünü hatırladığını söyledi. Ancak tam noktasını hatırlayamadığı için kadavra köpeği Melone'nin yanına bir kadavra köpeği daha getirilecek. Yine İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı bir kadavra köpeği daha. Şu anda hatta o da bölgeye getirildi. Şu anda Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kazı ekipleri de bölgeye geldiler. Az sonra burada kazı çalışması yapılacak. Evet, burası. Alan bura. Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesi bekleniyor. Geldikten sonra ise ekipler burada kazı çalışmasına başlayarak Güldane Biçer'e ulaşmaya çalışacaklar. Cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlatan katil zanlısı koca, öldürüp attığı eşini bir gün sonra gelip kazdığı çukura gömmüştü. Osman Biçer itirafını bir kez de soruşturmayı yürütecek olan Cumhuriyet Savcısına yaptı. Bölgede kazı çalışması şu an itibariyle başlatılmış durumda. Güldane Biçer tam 10 yıl sonra eşi tarafından öldürülüp gömüldüğü yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. ...32 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Melo'yu hatırlıyorsunuz. Melo daha önce Palo ailesine ve Asım Bayram'ın arama çalışmalarında da bizimle beraberdi. Artık bu arama kurtarma köpekleriyle de tanıştık. Onlar da işte geldiler, yardımcı oldular ama hatırlıyordu zaten nereye gömdüğünü. İşte ertesi gün gitmiş bir adam boyu da yer kazmış o haliyle. Kazamaz. He? Tek haliyle kazamaz. Ben de vallahi çok şey yapamadım. Kazamaz çünkü Müge Hanım o gün ben araştırma yaptığımda dedim ya iki gün sonra bizi aradı. O gün neredeyse zaten biz gittik ayın 19'unda. Orada bir tane yaşlı teyze dedi ki kızım dedi buradan gri bir arabaya bindirdiler dedi. Gri derken dedim kızım dedi ben pek araba şeyini bilmem ama dedi. Onlarla götürdü ama ne götürdü hiç bilmiyorum dedi. Kadın mıydı erkek miydi onu göremedim dedi. Üzerinde hayatım, siyah bir elbise vardı. Hayatım valla kayıp şubesini buraya kadar getirdi ya. Zaten hala göz altında. Muhabirimiz Buse Deviren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önünde o meşhur merdivenlerin önünde. Çünkü o meşhur merdivenlerden biraz sonra adliyeye sevk edilmek üzere çıkarılacak katil zanlısı eş. Onlar yani gece boyunca da ifade alımına devam ettiler. Zaten hani hava da soğuk gerçekten. Çok tebrik ediyorum. Dünün ben bazen aslında ironi yapıyorum. Bazen öyle bir şey oluyor ki hep aynı ilden işler geliyor. Tabii sizlerin ihbarları oluyor ve o ilin çalışanları da emniyet ve jandarma yetkilileri de gerçekten büyük gayret gösteriyorlar. Dünün şanslı il emniyet müdürü de İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş'tı. Önce 15 yaşındaki çocuğumuzun kaybıyla ilgili çocuk şubeden daha yayın bitmeden bulundu. Operasyon düzenlendi ve bulundu haberi geldi. Ardından az sonra haberini onun da izleteceğim. Biliyorsunuz Alzheimer hastası 67 yaşında bir hanımefendi vardı. Onu da Melahat Hanım'ı da yine kayıp şube buldu. Ne yazık ki evinin yakınındaki inşaata düşmüş ve hayatını kaybetmiş. O da yine İstanbul'dandı ve tabii asıl önemli olan kayıp şubenin
cinayeti itiraf ettirerek 10 yıl sonra gerçeği ortaya çıkartmasaydı ben İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş'ın nezdinde Asayiş Şube'yi kutluyorum. İyi ki varsınız. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.